İyi akşamlar. Haftanın son günü bakışından merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eskiden yaptığı Twitter paylaşımları gerekçesiyle bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı. Duruşma 18 Temmuz'a ertelenirken Kaftancıoğlu'na destek için yüzlerce kişi adliye önündeydi. Karşı! Omuz omuza! Faşize! Karşı! Omuz omuza! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eski Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek bugün hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlisi görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplam 22,5 yıl hapsi isteniyor. Duruşmaya sadece avukatlar, milletvekilleri ve sarı basın kartı sahipleri alındı. Salona izleyici alınmadı. Kaftancıoğlu'nun saat 10'da başlayan duruşması öncesinde Çağlayan Adalet Sarayı önünde başta DİSK ve CHP teşkilatı olmak üzere birçok siyasi parti, sendika ve dernek temsilcisi bir araya geldi. Canan Kaftancıoğlu'na destek olmak için toplanan kalabalık arasında halktan insanlar da vardı. Kalabalık sık sık hak, hukuk, adalet ve faşizme karşı omuz omuza sloganları attı. Ruşen Çakır, Canan Kaftancıoğlu'nun yıllar önce söylediği sözler sebebiyle yargılanmasını yorumladı. Çakır'a göre bunun sebebi Kaftancıoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük siyasi yenilgisi tattıran ekibin önde gelen isimlerinden olması. Bu duruşma neden oluyor? Bu dava neden açılıyor? Yıllar sonra neden açılıyor? Çünkü Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi hayatının en büyük yenilgisini tattıran ekibin önde gelen bir ismi. 25 yıl sonra İstanbul'u Erdoğan ve onun onayındaki belediye başkanlarının elinden alınmasını sağlayan ekibin kritik bir ismi. İstanbul İl Başkanı olduğu andan itibaren iktidar çevrelerinin ve hatta muhalefetten bazı çevrelerin de tepkisini çeken bir isim oldu Canan Kaftancıoğlu. Ve neden böyle bir tepki aldığını anlamak için de fazla zaman geçmesi gerekmedi. Onunla beraber CHP İstanbul İl Örgütü başka türlü çalışmaya başladı. 31 Mart'ta gösterdikleri performans hem kampanya süresince hem de sandık başlarında gösterdikleri performans gerçekten şaşırtıcıydı. Önceki örneklerle kıyaslandığı zaman ve Canan Kaftancıoğlu bunun üzerine bir şekilde bu başarıyı imza atan birisi olarak bir şekilde yargının hedefine konuldu. Türkiye'de biliyoruz herkesi bu son dönemde özellikle 15 Temmuz sonrasından açılan davalarda böyle herkes hakkında bir takım suçlamalar bulmak çok kolay. Yani burada suçu insana suç aranıyor. Birisi kafaya takılan birisi olduğu zaman sosyal medya paylaşımları, aile ilişkileri, telefon konuşmaları diyerek onun hakkında bir iddianame hızlıca hazırlanabiliyor ve mahkemeler de bu iddianameleri kolaylıkla kabul ediyorlar. Ekrem İmamoğlu bugün resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. Mesaisine başlarken yaptığı açıklamada İmamoğlu, önümüzün tıkanmasıyla ilgili hem ilgili kurumlarla görüşeceğiz hem de hukuka dair girişimlerimizi yapacağız dedi. İmamoğlu ilgilenecekleri ilk konuların mülteciler, deprem ve trafik olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle atama yetkisinin belediye başkanlarından alınıp belediye meclisine verilmesine dair İmamoğlu, bu konuda önümüzün tıkanmasıyla ilgili hem ilgili kurumlarla görüşeceğiz hem de hukuka dair girişimlerimizi yapacağız dedi. Öte yandan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı. Baraçlı kararı kendi istekleriyle aldıklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu gün içinde yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na açılan dava için siyasi bir hareket bir tehdittir. Bir arkadaşım olarak Kaftancıoğlu'nun yanındayım diyen İmamoğlu, belediye başkanlarının yetkilerinin kısıtlanmaya çalışılmasına dair bu hareket 23 Haziran'dan ders almadım, almıyorum demektir diye konuştu. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz gazeteci Fehmi Koru. Fehmi Koru, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, seçim akşamı sizi Medyascope'da konuk etmiştik. O akşam sıcağı sıcağına 23 Haziran'ı ve İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın 9 puan önünde İstanbul yeniden seçimlerini kazanmasını konuşmuştuk. Şimdi 23 Haziran'ın sonrasına bakalım istiyoruz bugünkü yayınımızda. İmamoğlu bugün resmen görevine başladı. Ancak iktidar kanadından yapılan kimi açıklamalarda İmamoğlu'na yönelik engeller çıkarılabileceği yönünde haberler okuyoruz. Böyle açıklamalar dinliyoruz. Sizce iktidar İmamoğlu'na engeller çıkaracak mı? Bu yola gitmesi olası mı? Ben bunu ihtimal dahilinde görüyorum. Çünkü AK Parti geçmişinde, 17 yıllık geçmişinde hep karşısındaki rakiplerinin yanlışlarından yararlanarak iktidarını pekiştirmiş olan bir siyasi parti. Yalnız son 2-3 yılına baktığımız zaman birbiri ardına yanlışları yaptığını görüyoruz. Yani normal şartlarda AK Parti'nin siyasi iktidarın içerisinde veya yakınında olan danışman olarak bundan insanların asla yaptırmayacağı türden yanlışların birbiri ardına peş peşe yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben mesela 31 Mart seçim öncesine baktığımda kampanyasında yanlışlıklar görmemek mümkün değildi. Ama 31 Mart'la 23 Haziran arasında çok daha taze olduğu için kampanyanın kendisi dahil olmak üzere bu arada Yüksek Seçim Kurulu'nun devreye sokulması ve iptali de dahil olmak üzere pek çok yanlışın birbiri ardına AK Parti tarafından yapıldığını gördüm. Dolayısıyla şimdi bu söylediğiniz türden seçimle gelmiş 800 binin kadar bir oy farkıyla yani alnının akıyla ve hakkıyla seçimi kazanmış olan bir belediye başkanının yerinde rahat duramaması ve ona rahatsızlıklar çıkartılması için de ellerinden gelirse ne yapacaklarsa yapacaklarını düşündüren bir yanlış davranan AK Parti var karşımızda. Böyle bir yanlışı da yaparlar gibime geliyor. Peki diyelim ki yaptılar. O zaman sizce bunun sonuçları ne olabilir? Aynen diğer yanlışlarından nasıl bu defa geçmişte rakiplerinin karşısında AK Parti istifade ederken şimdi rakipler akıllıca davranarak onların AK Parti'nin yanlışlarından yararlanıyorlarsa yine bu yanlış da öyle zannediyorum ki Ekrem İmamoğlu'na yarar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na yarar. AK Parti'ye en az yaramayacağı kitle AK Parti ve Cumhur İttifakı partileridir. Öyle zannediyorum ki buradan karlı çıkan yine Ekrem İmamoğlu olur. Siz burada 25 yıl öncesine benzetiyorsunuz galiba durumu, değil mi? Doğru anlıyorum. Yani 94... Tabii yani baktığımızda sadece 94 değil yani... Bakın 2002'den itibaren AK Parti aslında kendisi mağduriyet içerisinde olan insanların kurduğu bir parti durumundaydı. En başta Tayyip Erdoğan'ın kendisi bir şiir okudu diye siyasi yasaklı hale getirilmişti. Dönem 28 Şubat'tı ve 28 Şubat'ın failleri kendisine ve partisine yol açmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ama sonunda ne oldu? Bundan kazançlı çıkan Tayyip Erdoğan ve AK Parti oldu. Bugün de baktığımız zaman yine aynı durumu bu defa karşı tarafa yaşatan AK Parti oluyor. Kim bundan karlı çıkar diye düşündüğüm zaman AK Parti'nin bu yanlışlarından yararlanan taraf çıkar gibi geliyor. Bu da tabii Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet Partisi'nin lehine olacağını gösteriyor. Şimdi 23 Haziran'ın hemen ardından konuşulan, sıklıkla konuşulan bir diğer konu da yeni partiler, iki parti olarak konuşuluyor. Birinin Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın başını çektiği, diğerinin Davutoğlu'nun
başını çektiği şeklinde. Kemal Öztürk de bu hafta Ruşen Çakır'ın konuğu oldu Medyascope'da ve 7 ila 10 günlük bir sürede Babacan'ın bu işin startını verebileceğini söyledi. Sizce bu kadar yakın mıyız bu partilerin kurulmasına? Vallahi böyle bir çalışmanın hangi safhada olduğunu bilebilecek durumda değilim. Belli bir takvimlerinin olması normal ama o takvimin bu kadar yakın bir süre içerisinde kamuoyuyla böyle bir varlığını paylaşacağını da sanmıyorum. Öyle zannediyorum ki bekledikleri gelişmeler var. Kendilerinin görüştüğü insanlar ve birlikte olmaya davet ettiği kişiler var. Önem verdikleri kişiler. O kişilerin birlikte olabilecekleri kanaati oluşuncaya kadar da çevrelerini genişletecekleri en geniş noktaya ne zaman ulaşabileceklerse o zamana kadar da herhalde ortaya çıkmayı erteleyeceklerdir. Ben öyle zannediyorum. Ama bu ila nihaye ertelenme anlamına değil, herkesin konuştuğu gibi sonbahar aylarında olabilecek bir şey gibi geliyor. Peki sizin buradan anlıyorum ama yine de soracağım. Çok yakından bilmediğinizi söylediniz. Bugün Ertuğrul Günay bir röportaj vermiş Artı Gerçeğe ve orada Babacan'ın beşli bir kurulun sözcüsü olacağını söylüyor. T24 internet sitesinde yer alan haberde sizin de isminiz geçiyor bu beşli kurulla alakalı. Sizin isminiz, Abdullah Gül'ün ismi, Beşir Atalay'ın ismi, Sadullah Ergin'in ve Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor. Yani ne söylemek istersiniz? Bu haber sizin isminizi de geçtiği için. Valla tabii ben bu haberleri sadece bugün değil birkaç gündür okuyorum ve şimdi sizin karşınızda da yaptığım gibi tebessüm ediyorum. Çünkü gerçekten bana kimse böyle bir parti kuruyoruz, sizi de kurucu olarak görmek istiyoruz diye bir teklifte bulunmuş değil. Bir beyin takımından söz ediliyor. O beyin takımı için isimler zikrediliyor. O isimlerden bazılarıyla ben birkaç yıldır görüşmemiş durumdayım. Dolayısıyla yani bu bir yakıştırma olarak görüyorum. Yani partiler kurulurken elbette kendi iç dinamikleri mutlaka konuşurlar, tartışırlar, kimleri davet edelim diyebilirler. Ama eğer böyle bir şeyi benimle de paylaşma noktasında düşünce varsa bana bugüne kadar böyle bir şey açılmış değil. Peki buradan da kamuoyuna duyurmuş olalım. Şunu da sormak isterim. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha önce siyaset yapmış siyasilerin yeni partilerini kurmaları için Türkiye'de uygun bir zemin ve talep var mı? Ben bunu savunuyorum zaten. Şimdi AK Parti'nin kuruluş dönemine de yine referansta bulunmakta yarar görüyorum. Aslında AK Parti'yi kuranlar biliyorsunuz Refah Partisi, sonra Fazilet Partisi içerisinde görev yapmış, çeşitli milletvekillikleri ve bakanlıklarda bulunmuş insanlardı. Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığı zaman onların içlerinde önemli bir takım isimler rahatsızlık duydular. Ben o zaman da yazdığım gazetede aslında bu rahatsızlık duyan insanların yenilikçi bir yaklaşımda olduklarını, dolayısıyla da Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kendilerine yeni bir yol seçmelerinin doğru olacağını savuna geldim. Ama onlar Refah Partisi kapatıldıktan sonra değil, beklediler Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra. Yani epey bir süre daha yeni parti yerine eski partinin devamı olan bir partide bulunmayı tercih ettiler. Sonrasında ise biliyorsunuz yenilikçi hareket olarak ortaya çıktılar Saadet Partisi kurulduğu zaman. Çok az bir farkla da liderliği kaybetti Abdullah Gül o olayda. Sonra kendi partilerini kurdular. Ben şimdi de epey bir zamandan beri aslında AK Parti'de rahatsızlık duyan insanlar olduğunu, özellikle tabanda yani oy veren insanlarda biraz uzaklaşma fark ettiğimi bir şekilde yazılarıma yansıtıyorum ve böyle bir ihtiyacın olduğu kanaatinde olduğumu kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorum. Ama işte görüyorsunuz epey sonra ancak öyle bir noktaya gelinebildi. O bakımdan ben bugün de zaten kamuoyu yoklamalarının da gösterdiği, araştırma şirketlerinin de açıkladığı üzere kamuoyunun beklentisi istikametinde yeni bir partiye ihtiyaç var. Bu partinin toplumun bütününü kucaklayıcı, fikirler arasında farklılıklar olsa bile
bir takım temel değerlerde buluşabilecek insanları bir araya getiren bir parti olması gerektiğini ben savunmaktayım. Öyle zannediyorum ki o yönde bir parti olmak için çaba gösteriyor yeni oluşumcular. Fehmi Korur, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi programlar diliyorum. Evet, Günebo Kış'ta konuğumuz gazeteci Fehmi Koru'yla 23 Haziran sonrası İmamoğlu'nu ve kurulması beklenen yeni siyasi partileri konuştuk. Günebo Kış devam ediyor. Levent Gültekin, Sedat Pişirici'ye İstanbul seçimlerini ve sonrasını değerlendirdi. Gültekin, Adalet ve Kalkınma Partisi çözülüyor. Ali Babacan çok dürüst bir adam ama Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun dezavantajı şu an Türkiye'nin bir kez daha muhafazakar siyaseti kaldıramayacak olması dedi. AKP çözülüyor. Çözülmekten kastım duygusunu kaybediyor, dirayetini kaybediyor, enerjisini kaybediyor. Duranlar bir ölü gibi duruyorlar orada. Yani bir bağlılıkları yok, bir heyecanları yok, sözleri yok. Bir anlamda bir güç etrafında. Fakat bence İstanbul ve Ankara gibi şehirleri kaybetmekle o çözülme daha da hızlanacak. Bu çözülme demek şu anlama gelmiyor. Oradan kopup gidip yeni bir parti kuracaklar olarak bakmıyorum. İktidar giderek yalnızlaşacak. O insanlar nereye giderler onu bilmiyorum. Peki Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bir şey yapabilir mi kısmını, oradan bir şey koparabilir mi kısmına gelelim. Şimdi ben Türk medyasında hem Ali Babacan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı şeye gereğinden fazla ehemmiyet verildiği kanaatindeyim. Niçin? Bu Ali Babacan'ın çok kıymetsiz, Ahmet Davutoğlu'nun çok kıymetsiz olduğu anlamına gelir diye söylemiyorum. Ali Babacan Türkiye'de bence önemli bir siyasi aktörlerden biri. Kredisi var, hem toplumda hem dünyada birçok yerinde başarısı var. Efendi biri belli, dürüstlük hakkında en küçük bir yolsuzluk iddiası geçmemiş, kendi 10 yıllık yönetiminde bir başarı tablosu var. Bütün bunları yazdığımızda bence ideal bir siyasetçi Ali Babacan oradan baktığımızda. Fakat Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun ne yazık ki şöyle bir şanssızlıkları var. Türkiye artık bundan sonra muhafazakar eksenli bir siyaset alternatif üretemez Türkiye'ye. Adalet ve Kalkınma Partisi 25 yıl sonra İstanbul'u kaybetti. Peki seçmen ne düşünüyor? İbrahim Yayan ve Fatıma Çelik Sultan Gazi'de AKP seçmeniyle konuştular. Yani bunun sadece Türkiye'de bir Binali Yıldırım yok ki. Ya tamam, ben Binali Yıldırım'ı kötü demiyorum. Yani kötülüğüne şey yapmıyorum. Yani. Bak gene de ben bak AK Parti'ye verdim. Ama başka bir böyle, daha böyle dinamik birini çıkarsaydı bence AK Parti kazanırdı. Yani bugün ne bileyim yani Türkiye gide kötüye gidiyor. Komple kötüye gidiyor şu anda. Ne olduğu belirsiz insanlar sokakta affedersiniz hani küçücük çocukları tecavüz ediyorlar. Niye olsun bunlar? Şimdi bunlar amacı millete hizmet değil. Halka, Türkiye'nin ileri kalkınmasına hizmet değil. Bunların amacı AK Parti kaybetmesi. Başka bir şey değil. Sorun burada. Zaten şu anda 39 ilçeden 25'ini almış AK Parti. Güney, şimdi bir büyük şehirlerini kaybetmeli bir AK Parti'ye bir şey yok. Ama işte gönül isterdi ki o da büyük şehir kazansaydı. Amacımız buydu yani. Daha beter olacak. Hedefle birleşen bir parti ne yapabilir? Ben sana soruyorum. Binali Yıldırım'ın kazanmasını, kaybetmesinin sebeplerinden birisi Ekrem İmamoğlu'nun vaat etmiş olduğu indirimler. Bir de ayrıyeten çoğu insan kızgın. Yani kızgın derken madem bu zamana kadar bu indirim yapılıyordu, siz niye yapmadınız? Bak ben AK Partiliyim. Var yani. Ha, güzel yaptıkları şeyler de var. Mesela ihalelerin kameraları olması. Hani eskiden ihaleye kim giriyordu, nasıl giriyordu bilinmiyordu. Ama şu anda bütün ihaleler canlı olarak yayınlandığı için hani cebine para atanlar kestirmeden onları engellediler. O güzel kısmı. Binali Yıldırım insanların gözünde şöyle. Şimdi başbakanlık, meclis başkanlığı, daha sonra işte belediye başkanlığı yani aday olunca insanların gözünde yani tabiri caizse halk arasında hani attan inip eşeğe binmek gibi bir tabir var ya. Bana yani ben kendi düşüncemi söylüyorum, bana öyle geldi. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun bir önceki seçimlerde kazandı. Oy vermedim Ekrem İmamoğlu'na. Hak adaletten bahsediyorduk. Sonuçta halk vermiş yani. Oyunu kullanmış, vermiş. Tekrar seçimlerde kendimizde bir borç, kendi böyle bir borç hissettim. Vermedim halde. O yüzden ona verdim. İnşallah hayırlısı olur. Çalışırsa tekrar veririz. Çalışmazsa vermeyiz. O kadar yani.
Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin görüşleri böyleydi. İlginç görüşler de var. İbrahim Yayan ve Fatıma Çelik bugün Sultan Gazi'de 23 Haziran'ı sordunuz Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerine. Bir bölümünü izledik ama sizin izlenimlerinizi de merak ediyoruz. Nasıl yani ruh hali olarak gerçekten bu büyük bir kayıp olarak mı görülüyor yoksa bakalım bekleyelim neler olacak gibi temkinli mi yaklaşılıyor? Oradan başlamak isterim. Çok güzel bir giriş Burak. İkisinden de var. Şöyle, AKP seçmeninin bir kısmı hakikaten büyük hayal kırıklığı içerisinde. Çünkü uzun süredir İstanbul AKP tarafından yönetiliyordu. Erdoğan'ın da yönetimini katarsak 25 yıllık bir süreç bu. Bu kayıp biraz motivasyonlarını kırmış durumda. Ancak şunu da söyleyebilirim. Seçim süreçleri partizanlığın her zaman biraz daha tırmandığı süreçler. Bu bir de bizim İstanbul'daki seçim süreci de uzayınca bu iş biraz daha şey oldu ama şimdi bir yumuşama var. Yani Ekrem İmamoğlu'nu görelim bakalım ne yapacak var. Hala kaygılar var. Hala büyük medya dediğimiz medyada çıkan haberlerin etkilerini görüyoruz. İşte işten çıkarmalar yapacaklar diye bekliyoruz. İşte herkes çekiniyor İmamoğlu'nun işten çıkarmalar yaptı. Ya da ne gibi büyük projeleri var ki İmamoğlu bugüne kadar ne yapmış gibi şeyleri de var. Ancak o 18 günlük İmamoğlu'nun mazbatasının elinden alınmadan önce görev yaptığı 18 günde yaptıklarının da etkilerini gördük. Umarız öyle devam eder diyenler de var. AKP seçmeni temkinli, dikkatli bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu izleyeceğe benziyor. Mutlaka bir kemik tayfa var ki KONDA Araştırma Şirketi Başkanı Bekir Ardır'ın bunun %25-27'lik bir kitle olduğunu söylüyor. Onların hala bir sert olduğunu söyleyebilirim İmamoğlu'na ama Ekrem İmamoğlu'nun önünde çok büyük bir avantaj var. Burada halkın gündelik sorunlarına özellikle büyük projelerden öte gündelik sorunlarına yapacağı müdahaleler, bulacağı çözümler AKP seçmenini kazanmasına sebep olacaktır diye gözüküyor. Başka bir not var mı aktarmak istediğin gözüne çarptı? Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Yayan, Sultan Gazi'de Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden notlarını aktardı. Şimdi devam edelim bültenimize. Saadet Partisi üyesi Avukat Ali Aktaş, Alpan Tele'ye Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi arasında bir süredir yaşanan yakınlaşmayı ve bundan sonra neler olabileceğini değerlendirdi. Bizim çok hızlı bir biçimde ehliyet ve liyakat sistemine geçmemiz lazım. Kimlik siyaseti ancak fiili uygulamalarla sona erdirilebilir. İyi niyet temennileriyle, mesela İslamcılar yönünden gelin Medine vesikası çerçevesinde bir ortak sözleşme kuralım cümlesi dindar zihinde çok güzel bir şeydir. Belki laik bir zihinde ya din aramızda bir problem olamaz. Biz de, benim dedem de dindardı, ben de dindarım. Başımı örtmüyor olmam, şöyle giyiniyor olmam, senin için bir problem teşkil etmemesi çok güzel bir cümle olabilir. Güzel cümleler kurmaktan öte güzel işler yapmak bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizim devletini de şekillendiren, bürokrasiyi yeniden şekillendiren, siyasi ahlak yasası getiren yeni bir normlar çıkarmamız, hukuk normları çıkarmamız gerekiyor. Kimlik siyaseti iyi niyet temennileriyle değil ancak yapıcı yeni reformlarla inşa edilebilir diye düşünüyorum ben. Evet, Avukat Ali Aktaş'ın Alpan Tele'ye yaptığı değerlendirme bu şekildeydi. Bir sonraki haberimize geçelim. Gazeteci Deniz Yücel tutuklu bulunduğu sırada Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yücel'in başvurusu bugün Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi ve 5 hakim tarafından haklarının ihlal edildiğine karar verildi. Yücel'in avukatı Veysel Ok, Anayasa Mahkemesi'nin kararını Medyascope'a değerlendirdi. Ok, kararın sadece Deniz Yücel açısından değil, gazetecilik açısından da çok önemli ayrıntılar içerdiğini söyledi. Yani Deniz Retek soruşturması kapsamında gözaltına alındı ama tutuklama nedeni Die Welt gazetesinde yayınladığı haberler, yaptığı röportajlar ve haber yorumları. Yani dikkatler içeriyor. Özellikle Kürt sorunu gibi, darbeye teşebbüs gibi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü gibi, Suriye politikası gibi toplumsal olaylarda hükümetten... Şimdi dış haberlere geçelim. Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Liderler Zirvesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşının ve İran'la yaşanan gerilimin gölgesinde başladı. Erdoğan ve Trump ise yarınki kritik buluşma öncesinde ayaküstü bir araya gelince
kameralara her şey yolunda işareti yaparak poz verdiler. Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Liderler Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında çekilen geleneksel aile fotoğrafında Erdoğan ve Trump en ön sırada yan yana poz verdiler. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Başkan Trump'ın diğer yanında fotoğrafın tam ortasına yerleşmesi dikkat çekti. Erdoğan ve Trump yarınki kritik buluşma öncesinde ayaküstü bir araya gelince kameralara her şey yolunda işareti yaparak poz verdiler. Ankara Erdoğan-Trump görüşmesinde Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye uygulaması olası yaptırımların akıbetini netleştirmeyi umuyor. İki liderin ikinci önemli gündem maddesinin ise Suriye olması bekleniyor. ABD Başkanı Trump zirvenin ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de ikili bir görüşme yaptı. Putin'le aralarında çok çok iyi bir ilişki olduğunu söyleyen Trump, bir gazetecinin sorusu üzerine Rus lidere dönerek "Lütfen seçimlerimize müdahale etme" diye espri de yaptı. Trump ikili görüşme yaptığı Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ise fantastik bulduğunu söyledi. Merkel gibi bir dosta sahip olmaktan memnuniyet ifade etti. Küresel ekonomi açısından Trump'ın en kritik buluşması ise yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olacak. Ruşen Çakır yarın sabah saatlerinde Osaka'da gerçekleşecek Trump-Erdoğan görüşmesini yorumladı. Ruşen Çakır'a göre 23 Haziran sonrasında Erdoğan'ın artık kaybeden bir lider olarak görülmesi dış politikada elini zayıflatacak. Erdoğan'ın İstanbul seçimlerini yeniletmesiyle beraber Batı'da, özellikle de Washington'da Erdoğan'ın bir bildiği olduğu görüşünden hareketle bu seçimi ne yapıp ne edip kazanacağı duygusu, beklentisi hakimdi. Ama tam tersine çok açık bir farkla, bir hezimetle karşılaştı Erdoğan. Dolayısıyla şu anda Erdoğan gerek Amerikalılar için, gerek Avrupalılar için, gerek Ruslar için, gerek Çinliler için tüm dünyanın gözünde artık hep kazanan, kazanmaya mahkum bir liderlikten çıktı. Kaybetmeye başlayan ve belki de kaybetmeye mahkum bir lider olarak görülüyor. Dolayısıyla burada da bir kez daha 23 Haziran kararının Erdoğan'ın siyasi hayatında ne kadar büyük bir stratejik yanlış olduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu yanlış karar onun dış politikada elini iyice zayıflatacak. Çünkü artık bu seçimle beraber değişen atmosfer, seçimle beraber değişmesi kaçınılmaz olan siyasi dengeler, bütün bunlar karşısında, bütün bunları göz önüne alan yabancı aktörler, dış aktörler ellerini daha güçlü hissedecekler. Japonya'nın Osaka kentinde başlayan G20 zirvesi öncesinde Kremlin'de Financial Times gazetesine mülakat veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, liberal düşüncenin miadını doldurduğunu iddia etti. G20 zirvesi öncesi Kremlin'de Financial Times gazetesine mülakat veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, liberal düşüncenin miadını doldurduğunu iddia etti. Avrupa ve Amerika'da popülist liderlerin yükselişini, yönetici elitlerin halktan kopuşuna bağlayan Rus lider, halkların geleneksel değerlere dönmek istediğini savundu. Putin'in röportajından bazı satır başları şöyle. Yönetici elitler halktan koptu. Liberal düşünce kullanım ömrünü tamamladı. Batılı ortaklarımız da çok kültürcülük gibi liberalizmin bazı unsurlarının savunulamaz hale geldiğini artık kabul ediyor. Liberal düşünce hiçbir şey yapmaya gerek olmadığı varsayımına dayanıyor. Yani göçmenler hesap verme yükümlülüğünden muaf bir şekilde öldürebilir, yağmalayabilir çünkü göçmenlerin korunması gerekir. Hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Liberal düşünce miadını doldurmuştur. Nüfusun büyük çoğunluğunun çıkarlarıyla çatışmaktadır. LGBT bireylerle bir sorunumuz yok. Tanrı'nın izniyle istedikleri gibi yaşasınlar. Ama bazı şeyler bize biraz aşırı geliyor. Şimdi de çocukların 5-6 ayrı cinsiyet rolü oynayabileceğini iddia etmeye başladılar. Herkes nasıl mutlu olacaksa öyle olsun. Bununla sorunumuz yok. Ama bunun nüfusun çoğunluğunu oluşturan milyonlarca insanın kültürünü, geleneklerini ve geleneksel aile değerlerini gölgelemesine izin verilmemeli. Geleneksel değerler milyonlarca insan için kanımca ömrünü tamamlamış olan liberal düşünceden daha önemli. Metin Dirim ve Ali Deniz Çakır konukları Ahmet Ercanlar'la Fenerbahçe'yi konuştular. Ercanlar, Ersun Yanal'ın geçen sezonki performansı
onun başarısızlığı değildir. Her şey bu sezonki performansına bağlı olacak ve ben onun başarılı olacağını düşünüyorum dedi.